Allah'ın isimleri var. 65 yaşındaki camiye, cemaate düşkün bir hacı efendiye sordum, dedim ki sen Allah'ı tanıyor musun? Hocam bu ne biçim soru dedi. Allah'ı tanımasaydım camide olur muydum? Doğru. Peki Allah'ı nasıl tanırsın dedim. Yani görünmüyor ki uzunluğunu söyleyesin, kalınlığını söyleyesin, metrekaresini söyleyesin, çapını. Allah'ı görmek mümkün değil. Peki nasıl tanıyorsun? Yani Allah'ı tanımak nasıl olur? Sustu kaldı. Allah'ı tanımanın biliyorsunuz yolu vallahi Kur'an'dan geçer. Kur'an Allah'ı tanıtan bir kitaptır. Çünkü Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabından daha mükemmel Allah'ı tanıtan bir şey olur mu olmaz mı, ne dersiniz? Olmaz, Allah'ın kitabı. Sen Allah'ın kitabını bilmiyorsan Allah'ı nereden tanıyacaksın? Derdimiz bu şimdi. Sıkıntımız bu. Kur'an ne kadar anlaşılıyor ki Allah ne kadar tanınmış olsun? Allah'ın sıfatları var, Allah'ın isimleri var, Allah'ın fiilleri var. Bunları anlattıktan sonra dedim ki Allah'ın sıfatlarını say bakayım. Hiç incelememiş, merak etmemiş, araştırmamış, ilmihal, hakait ilmine temas etmemiş. Allah'ın sıfatlarının iki türlü sıfatı olduğunu, sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı sübutiyye, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, hiç bunları incelememiş. Peki Allah'ın 10 tane ismini say. Esma-ül Hüsna 10 tanesi. 99 tane. Hadi 9 tane say. Vallahi sayamadı. Bırak 99'u, 9 tane say. Peki bizim Allah'ı tanımış olmamız, tanımaktaki tavrımız nasıl izah edilecek? Nasıl